Şimdi ben zaten girizgahta bunları anlatacağım ama bir metodolojimden bahsetmek istiyorum. Bunu da girizgah olarak kabul edin lütfen. Şimdi soruları bir kere en son aldım. Bu bir. İkincisi, benim az sonra sizlerle paylaşacağım her bilgi benim yorum, hiçbir bilgi benim yorumum olmayacak. Bu bilgilerin tamamı zaman zaman ismine atıfta bulunacağım. Zaman zaman ismine atıfta bulunamayacağım. Mahkeme kararları, düzenleyici kurum kararları, politika bildirileri, devletlerin veya devlet üstü kurumların politika bilgileri veya mevzuat veya mevzuat teklif edilmiş mevzuat parçalarından elde edilen bilgiler olacak. Hiçbiri benim subjektif görüşüm olmayacak. Öncelikle bunu belirteyim. Öncelikle Avrupa Birliği, Avrupa Birliği içinde belki İngiltere özellikle Brexit sebebiyle ona bir pencere açarız. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri, ve Japonya olmak üzere yapay zeka ile ilgili gerçekten hukuk neler yapıyor, düzenleyici kurumlar ne uyguluyor, bunu somutlaştırmaya çalışacağım. Ve şu an bizi dinlemekte olan takriben 400 kişi var. Hepinizden ricam şu, 40 dakika gibi bir süre içinde ben her bir mevzuatın adını, her bir mahkeme kararının referansını burada söylemeye kalkarsam, hiçbir anlamı olmaz. Ama bunların bende zaten listeleri ve bunların yabancı kaynakları var. Ve bunların ilgili duruma göre Türkçe makalelerimizde kaynaklarını veriyoruz ve Türkçeleştiriyoruz. Lütfen hepinizi bu konuda cesaretlendirmek isterim. İşte biz Burçak'a yazarsak o bize cevap vermez falan demeyin. İstediğiniz sosyal medya kanalından veya ofisimizin veya benim internet adresimden bunlar internette var. Bana yazın. Kaynak paylaşmaktan mutlu olurum. Çünkü kaynaklı konuşmak ve bu kaynakları paylaşmak size sağlayabileceğim en büyük katma değer olur. Ve bu sayede hukuk uygulaması standardını da hep beraber belli bir yere getirmeye çalışırız. Şimdi bu girizgahtan sonra öncelikle Avrupa Birliği'nde bu işler nasıl ele alınıyor ve ne zamandan beri ele alınıyor? Bir bunun konuşmakta fayda var. Şimdi aslında bu çok gerilere gidebilir. Fakat bunlar zaten yayınladığımız makalelerde olduğu için bunları geçiyorum. Ne kadar gerilere gidebileceği ve gerçek kaynaklarını bugüne kadar yazdığımız şeylerden mutlaka öncelikle okuyun. Fakat öncelikle şunu söylemek isterim. 2017 tarihi bu konuyla ilgili çok önemli bir tarih. Özellikle yapay zeka bakımından 16 Şubat 2017 tarihi. Çünkü 16 Şubat 2017 tarihinde Avrupa Parlamentosu hukuki düzenleme yapmak konusunda bir girişim kararı aldı. Bu çok önemli. Girişim kararı aldı. Bu girişim kararı çerçevesinde Avrupa Birliği komisyonu parlamentoya bir düzenleme yapma başvurusunda bulundu. Yani bir kanun çıkartalım dedi diğer bir deyişle. Çıkartılmak istenen bu kanunun içinde öncelikle yapay zeka bazlı çalışan robotların ve yapay zeka sistemlerinin sorumlulukları ile ilgili bir düzenleme getirelim dendi. Daha sonra yapay zeka sistemli çalışan robotlara ve yapay zeka sistemlerine, çünkü robot biliyorsunuz fiziksel bir dış dünyada bir manifestasyonu var, tamam mı? Yani robot bir fiziksel iş yapıyor. Fakat yapay zekanın aynı zamanda bizim dışarıdan gözle görmediğimiz tamamen yazılımdan oluşan bir başka dijital dünyası da var. Yani bir fiziksel dünya var, bir dijital dünya var. Bu dijital dünyayı da kapsamak üzere bunlara bir kimlik atfedelim dediler. Bakın özel bir kimlik. Nasıl gerçek medeni hukukta gerçek kişiler, ticaret hukukunda tüzel kişiler, medeni hukukun bazı tüzel kişileri var. Dernekler, vakıflar, şirketler gibi. Bu şekilde bir tüzel kişi atayalım dediler. Ve bu atanan tüzel kişilik bu işin sigortası, bu işin sorumluluğu, bu işin hak sahipliği, bu işin sosyal güvenlik sebebiyle ortaya çıkabilecek olan yüklerini kaldıracak şekilde düzenlensin dendi. Bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Fakat ben size özet olarak anlatıyorum. Ve bu konuyla ilgili özellikle siber fiziksel sistemler, otonom sistemler, akıllı otonom robotlar ve bunların alt kategorileri ayrılsın dendi. Bunlara ek olarak da hassas veri işleyen ve hassas, yani mesela
savaş sistemleri, silah sistemlerinde olduğu gibi, medikal hizmetler sunan, sağlık hizmetleri sunan yerlerde olduğu gibi, enerji, altyapı, ulaşım hizmetlerinde olduğu gibi, bu gibi hassas yapılarla ilgili özel sorumluluk kriterleri belirlensin dendi. Ve daha sonra Avrupa Birliği Komisyonu da bu tabii ilk etapta bir kanun olarak kabul edilmedi. Fakat daha sonra Avrupa Komisyonu bunun şeye geçirilmesi için, Avrupa Parlamentosu tarafından bir bağlayıcı metin haline getirilebilmesi için gerekli takip kararlarını almak istedi. Ve bunu müteakiben 2018'den itibaren çok yoğun bir komisyon kurma, çok yoğun bir işte etik standartlar rehberi yayınlama, daha sonra robotlar ve yapay zeka sistemlerine ilişkin gelişen teknolojiler, pardon, yani emerging technologies'e ilişkin, gelişen teknolojilere ilişkin bir sorumluluk rehberi hazırlandı. Ve bu sorumluluk rehberi ve bu çabalar sonucunda ortaya ne tür sorumlulukların ortaya çıkabileceği, bu sorumlulukların kime nasıl atfedilebileceği, bu sorumluluk kriterlerinin neler olabileceği gibi çok detaylı hukuki tartışmalar başladı. Ve bunların biz nasıl bir yaklaşımla ele alırız diye bir takım standartlar getirilmeye başlandı. Bu standartlara biz insan merkezli standartlar diyoruz. İnsan merkezli yaklaşım diyoruz. Yani human centric approach. Bu insan merkezli yaklaşım ne demektir? Bunlara ilişkin bütün bu bahsettiğim özellikle etik rehberde ve sorumluluklarla ilgili rehberde bir takım tanımlamalar yapıldı ve bir takım standartlar getirildi. Bir örnek vermek gerekirse bu etik standartlar ne gibi konulara yoğunlaşıyor ve ne gibi şeyler getiriyor diye konuşmak gerekirse altını çizebileceğimiz 3 tane çok önemli konu var. Bir kere mükemmel olmalı ve güvenilir olmalı diyorlar. Mükemmel ve güvenilir. Bu ne demek? %100 mevcut ve gelecek kanunlara uyumlu, belirlenecek olan etik prensiplere ve değerlere uyumlu, teknik açıdan da kesinlikle güvenilir ve sağlam olması. Bunları nasıl sağlayacağız diyorlar. 7 tane temel anahtar kriter belirliyorlar. Bunlar nedir? Mutlaka ve mutlaka Avrupa Birliği standartları sistemi içinde bir insan için, insan menfaatine ve insan denetimi olmak zorunda diyorlar. Bu noktada Amerika'daki yaklaşımdan biraz ayrılıyor. Japonya'dan da biraz ayrılıyor. Mutlaka bir insan koman şeyi emri altında ve insan varlığını kesin olarak arayacak, varlığını arayacak bir sistem getireceğiz diyorlar. Diğer taraftan mutlaka teknik güvenilirlik ve teknik güç arayacağız diyorlar. Ve böylelikle bir problem olduğu zaman, hacklenme gibi veya bir sistem problemi olduğu zaman bunun sebebi derhal ortaya çıkabilecek nitelikte, giderilebilir nitelikte olması özellikle aranıyor. Ayrıyetten mahremiyet ve veri yönetimiyle ilgili biliyorsunuz GDPR'da bu noktada ifade etmek lazım. GDPR'ın da varlığıyla mahremiyet ve veri yönetimini bu işin kalbine koyuyorlar. Niye? Hepimizin bildiği gibi yapay zekadan söz edebilmek için öncelikle güvenilir ve insan hareketlerini, insan tercihleri bakımından temsil kabiliyetine sahip, bunu temsil edebilecek nitelikte big data, yapısal büyük veriye ihtiyacımız var. Bu yapısal veri sizden bizden alınan verilerden müteşekkil. Yani yapay zekanın makine öğrenmesini mümkün kılabilmek, sistemi eğitme aşamasını mümkün kılabilmek ve insan tarafından, tabii onlar mutlaka bir insan varlığını arıyorlar ama belli ölçüde karar alma otonomisi sağlayabilmek için ne yapmak gerekiyor? Bilgi sayımı kabiliyetinin yükseltilmesi kadar aynı zamanda bu verinin de sisteme verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde derin öğrenme ve makine öğrenmesi hepimizin bildiği gibi gerçekleşemiyor. Bu sebeple bu çok önemli. Diğer konu şeffaflık. Yani algoritmaların mesela algoritmalarla ilgili bildirim yapma yükümlülüğü,
teknik güçlülük bakımından bildirim yapma yükümlülüğü, verilerle ilgili bildirim yapma yükümlülüğü, iç politikalarla ilgili bildirim yapma yükümlülüğü gibi bir takım yükümlülükler getirerek şeffaflığı özellikle sağlanmasını istiyorlar. Diğer bir konu yapay zeka ve robotik çalışmaların katılımcılığı arttırması, kayırmacılığı engellemesi, adil olması ve çeşitliliği sağlaması, yani diversity sağlaması. Bu nedir? Her türlü etnisite, renk, dil, din, ırk, cinsiyetten insanın faydalanması ve bu çalışmalarda bulunabilmesi amacıyla yapılması gerekir diyorlar. Sosyal ve çevresel menfaati, iyiliği, yani well-being anlamında iyiliği amacıyla yapılması gerekir. Buna yoğunlaşılması gerekir gibi bir ana kriter var ve son olarak hesap verebilirlik ve hesap sorulabilirlik olması gerekiyor. Bu da hepimizin bildiği gibi neyi gerektiriyor? Aslında bir tüzel kişinin belki de veya özel bir kişinin varlığı gerekiyor. Niye? Niye? Şimdi bunlar çok soyut kavramlar gibi geliyor hepimize ama aslında soyut kavramlar değil. Çünkü Avrupa Birliği bu konuyla ilgili şu ana kadar 85 milyar euroya varan bir özellikle hepimizin çok iyi tanıdığı ve başlı başına bütçesi 70 milyar euro olan ve Türkiye'nin de üniversiteler aracılığıyla, TÜBİTAK aracılığıyla Türkiye'de kullanılmış olan bir Avrupa Birliği UFUK projesi var. UFUK 2020, yani Horizon 2020. Hepiniz bunu biliyorsunuzdur. Evet. Bu bahsettiğim 2017'den bu yana bu iş için harcanan, ayrılan bütçe, isteyenle ben bu bütçenin alt kırılımlarını da veririm. Yani bu 70 milyar nelerden müteşekkil? Bunun 15-16 tane alt kırılımı var. Bir bütçe ayrıldı. Ve bu bütçe Avrupa Parlamentosu tarafından, üye ülkeler tarafından olduğu kadar çoğunluğu araştırma geliştirme laboratuvarları ve teknoloji geliştiren şirketler tarafından paylaşıldı. Ve Avrupa Birliği'nin bir diğer yaklaşımı teknoloji gelişsin, biz teknolojinin gelişmesini bekleyelim, görelim, arkasından gidelim değil, bugünden teknolojiyle birlikte bunu yapalımdı. Ve bu yüzden bu ayrılan meblağın bir kısmı da hukuk araştırmaları, hukuki geliştirmeler ve etik prensipler, etik araştırmalar, sosyal sorumluluk araştırmalarına da harcandı. Ve bu çerçevede bir takım sonuçlar ortaya çıktı. İşte bazılarını belirttiğim, bazılarını anlattığım gibi. Ve bunlardan en önemli iki tane sonuç, şu anda Avrupa Birliği tarafından taslak kanun olarak beklemekte olan Dijital Hizmetler Kanunu ve Dijital Piyasalar veya Pazar Kanunu. Yani Digital Market Act and Digital Services Act dediğimiz şey. Şimdi bu çok önemli. Niye? Çünkü burada açık açık Avrupa Birliği'nin Amerikan şirketleri bakımından Avrupa Birliği bölgesinde hizmet verebilmesi için yapması gereken bu bahsettiğim 7 prensip çerçevesinde neler yapması gerektiğine ilişkin bir takım detaylı düzenlemeler yapılıyor. Mesela en az 45 milyon kullanıcısı olan şirket bakımından özel bir takım düzenlemeler getiriyorlar. Bu düzenlemeler nelerdir? İşte öncelikle 45 milyonun üzerinde bir kullanıcısı olacak. Daha sonra bunlarla ilgili içerik moderasyonu ile ilgili raporlar alacaklar. Algoritma ifşası beyanı isteyecekler. Sanal şikayet sistemi getirecekler hizmetlerle ilgili. Ve çok ciddi tabii ki cezaları öngören, bu cezalar nedir? Aynen GDPR'de olduğu gibi mesela. Bu gibi şirketlerin global cirosunun %6'sına kadar olan çok büyük miktarlarda cezalar öngörüyor. Bu son şu anda yani çıkması 2011-2021 yılında çıkması beklenen bu iki kanun veya çalışma değil. Ve tabii ki 2020 yılında önce 24 ülkenin sonra 6 tane daha ülkenin katılımıyla bütün Avrupa Birliği bölgesinin bir Avrupa Birliği yapay zeka ittifakı, bir sözleşmeyle ittifakı kurduğunu ve bu çerçevede Avrupa Birliği'nde şu an bu bahsettiğim kanunların artık teklif edilmiş olduğu 2021'de direkt olarak çıkacağı GDPR'ın yapay zekanın kuru fasulye pilavı gibi olan data ile ilgili zaten GDPR kullanımlarının ve kesilen cezaların komisyon kararlarının neler olduğunu hepimiz takip ediyoruz. Ve bu konularda da spesifik
bunlarla uyumlu ülke düzenlemelerine de ciddi kanunlar ve mahkeme kararları olduğunu görüyoruz. Bir örnek vermek gerekirse Hollanda. Hollanda'da hükümetin 2019 yılında getirdiği vatandaşlarına ilişkin potansiyel vergi kaçırma veya teşvikleri suistimal etmeye ilişkin bir yapay zeka çalışması oldu mesela. Bu konuyla ilgili açılan bir davada Hollanda mahkemeleri hükümetin bunu insanlara karşı bu Avrupa Birliği prensipleriyle, bu bahsettiğim prensiplerle uyumlu olmadığı gerekçesiyle hükümetin bu idari sistemini mesela durdurdu. Böyle bir Hollanda mahkemelerinden verilmiş olan bir karar var. Spesifik bir takım çarpıcı örnekler vermek gerekirse. Özellikle devlet tarafından yapılanı söylüyorum ki, çünkü zaten hepimiz medyadan büyük şirketler hakkında neler oluyor veya digital bu shield, privacy shield nasıl kaldırıldı falan bunları biliyoruz. Yani yeni şeyler söylemek için bunları söylüyorum. Diğer taraftan İngiltere'de mesela bir fintech konusunda regulatory sandbox kuruldu. Nedir regulatory sandbox? Kum havuzu. Yani hani çocuklar kum havuzunda oynuyorlar ya. Şimdi İngiltere bir düzenleyici, politika geliştirici bir kum havuzu yaptı. Bu ne demek? Fintech alanında yapay zeka, blockchain, bu gibi yani Avrupa Birliği'nin tabiriyle yapay zeka ve gelişmekte olan teknolojilerin kullanımıyla yapılmak istenen şeylerle ilgili düzenleyicileri, ondan sonra geliştiricileri, burada yatırım yapmak isteyen veya burada bunları desteklemek isteyen ve bu teknolojileri kullanarak bir takım işlemler yapmak isteyen insanlar için özel bir bölge hazırlıyor. Bu özel bölge içinde herkes otonom bir kontrolle, bir otokontrol sistemiyle bir takım şartlarla uygulamalarını yapıyorlar ve bu bir süre takip ediliyor. Diyelim ki 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl. Ve daha sonra bu olumlu olursa diğer ülkeler de buna davet ediliyor. Mesela İngiltere'nin fintech konusunda yapmış olduğu bu kum havuzu veya sandbox dediğimiz olay diğer ülkelerin de katılımıyla çok ciddi bir biçimde zenginleşti ve bunun sonuçları şu anda alınmaya başlandı. Mesela şu anda İngiltere'de artık bir takım blockchain teknolojileri günlük repo işlemlerinde, yatırım işlemlerinde, ondan sonra bir takım dijital kıymetlerin kategorizasyonunda ve bu dijital kıymetlerle ilgili yapılabilecek yeni işlemlerle, bu yeni işlemler nedir? Mesela vadeli opsiyon borsası, derivatif işlemler, türev işlemleri gibi. Bunlara izin verilmeye başlandı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu olay sandbox'tan çıktı, ülkesel olarak bir mevzuat haline getirilmeye başlandı. Spesifik örnekler vermek gerekirse. Bunlar uzatılır fakat zamanımızı iyi kullanıp diğer mevzuata da geçmeye çalıştığım için iyi kullanmaya çalışıyorum. Bir diğer spesifik vermek istediğim örnek otonom araçlarla ilgili. Bu otonom araçlarla ilgili Amerika'dan da örnek vereceğim. Çünkü bu konuda ölümlü kazalar oldu Amerika'da. Ve bu konularda mahkeme kararları da verildi. Dileyenle bunları da paylaşacağım hepsini. Mesela bu Avrupa Birliği'nde de çok ciddi bir biçimde 2018'den beri bir mevzuat çerçevesi kabul edildi. Ve birçok ülkesinde de bu konuyla ilgili mevzuatlar çıktı. Bunların en başında yine Hollanda ve İngiltere geliyor. Yani Hollanda ve İngiltere'de hangi şartlar altında otonom araçlar piyasaya nasıl çıkarılabilir? Bunların sorumlulukları ne olabilir? Bunlar çok ciddi biçimde tartışıldı ama spesifik kanunlarla, ama aynen bizde olduğu gibi trafik kanunu falan filan var ya bizde. Onlarda da işte çeşitli buna benzer kanunlar var. Bu kanunlarda yapılan değişikliklerle bu konuda bir takım geliştirmeler yapıldı ve yerel yönetimler tarafından veya bizdeki karayolları idaresi, belediyeler veya onlardaki federal sistem dahilinde akıllı trafik ve akıllı şehir mevzuatları ve düzenlemeleri çerçevesinde özellikle bunlarla ilgili bir takım geliştirmeler yapıldı. Aynı şeyi mukayeseli olarak konuşmak gerekirse Amerika'da şu anda 20'ye yakın eyalet o veya bu şekilde bu işi düzenledi. Bir kısmında hangi şartlar altında bu araçların trafiğe çıkabileceği, nasıl pilot uygulamalar yapılabileceği, hangi alanlarda kullanılabileceği açık açık yazıyor ve dediğim gibi bu pilot uygulamalar esnasında ortaya çıkan şu ana kadar gerek ölümlü kazalar, gerek maddi hasarlı kazalar oldu ve bunlara ilişkin
mahkeme kararları var. Bu mahkeme kararlarının hiçbiri herkesin umduğu gibi arabaya veya yapay zekaya spesifik bir kişilik tanıyarak işin içinden çıkmadı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü burada çok komplike bir takım konular var. Mesela hemen hemen tamamında insan denetimi arandığı için bu mevzuatta insan denetimi ve insanı uyarma sistemi araçta olduğu için ve bu netice itibariyle bir aynı zamanda ürün sorumluluğuna girdiği için %90 mahkeme kararlarının göz önünde tuttuğu ve bilirkişi raporlarının göz önünde tuttuğu konular bu çerçevede ele alındı. Fakat buna ilişkin çok daha detaylı açıklamalar yapacağım. Vaktimiz el verdiği ölçüde. Ben sadece buna ilişkin ana mülahazaları şu anda anlatabiliyorum. Tabii kaynaklarını bilahare size sağlamak suretiyle. Ve tabii ki en son benim de hakkında üç büyük baronun yapmış olduğu bir yayında biliyorsunuz hukuk, yapay zeka çağında hukuk diye bir yayın yapıldı. Ben de burada otonom ölümcül silah sistemlerinde yapay zeka kullanımına ilişkin bir makalemle katkıda bulunma fırsatım oldu. Buradan tekrar düzenleyen herkese teşekkür ederim. Orada da mesela Avrupa Birliği bakımından alınmış bir karar var. Bu karar nedir? Biz bunlarda mutlaka yine nihai ateş açma emrini veya ölümcül silahlarda nihai bir takım tasarrufta bulunma noktasında biz kesinlikle insan uygulaması, insan müdahalesi arıyoruz ve insanlar her zaman bunun geliştirilmesinde, kurulmasında yani deploy edilmesinde, bir yere kurulmasında, kullanım biçiminde ve potansiyel olarak askeri kullanımlarında denetim ve karar alma noktasında olmalıdır şeklinde bir Avrupa Birliği pozisyonu var. Amerika'da ise böyle bir pozisyon yok. Yine mukayeseli olarak konuşmak gerekirse Amerika'nın bu konudaki pozisyonu şu. Tamam belli oranda insan olsun fakat insanlar bugüne kadar savaşlarda ölen insanların bugüne kadar ölümcül sistemlerin, silahların kullanımındaki keyfilik, riyakarlık, senin teröristin benim teröristim, senin düşmanın benim düşmanım konusunda veya sivil ölümlerinde bugüne kadar hiç robotlara atfedilebilecek, yapay zekaya atfedilebilecek bir sorun olmadı. Netice itibariyle bugüne kadar işlenen bütün savaş suçları, bugüne kadar savaş esnasında işlenen bütün insanlık suçları, bütün etnik temizlik, bütün soykırım suçları, değil mi? Bütün sivil ölümleri, sivil hedeflere ateş açma kararları hep insanlar tarafından verildi. İşte bunları eğer insanlık yüzlüğünden, insanların insan olmaktan kaynaklı hatalarından, önyargılarından ve subjektifliğinden eğer biz yapay zeka ve teknoloji kullanarak ayırabiliyorsak niye ayırmayalım gibi bir pozisyon var. O yüzden bu noktayla mukayeseli konuşabileceğim noktalarda mukayeseli konuşmak isterim. Ve tabii ki hepimizin çok merak ettiği ve otonom araçlarla girdiğimiz bir sorumluluk meselesi var. Şimdi bu sorumluluk meselesi de inanılmaz derecede komplike bir konu. Çünkü sorumlulukta düşünülmesi gereken çok farklı ve çok detaylı birçok olay var. Mesela bunlar netice itibariyle yazılımlar. Şimdi bu yazılımları biz bir hizmet olarak mı değerlendireceğiz yoksa ürün olarak mı değerlendireceğiz? Biliyorsunuz bu konuda çok ciddi bir dünyada tartışma var. Çünkü hizmet olarak değerlendirmemiz halinde sorumluluk farklı, ürün olarak değerlendirmemiz halinde sorumluluk farklı oluyor. Diğer taraftan burada sorumluluk kime ait olacak tabii ki? Sorumluluk kime ait olacak? Bu çok önemli. Şimdi bunu geliştirene, yazılımı geliştirene mi ait olacak? Yazılımın sahibine mi ait olacak? Çünkü biliyorsunuz yazılımı geliştirenle yazılımın sahibi farklı olabiliyor. Bu yazılımın üzerinde koştuğu sistemin sahibi mi sorumlu olacak? Bunu piyasaya süren mi sorumlu olacak? Daha sonra bunun kullananın özellikle makine öğrenmesi veya sistemi eğitmek noktasında sağladığı veride yaptığı bir manipülasyon ve kullanım biçimiyle kullanıcıda mı bir sorumluluk olacak? Veya burada yapay zeka ortak sorumluluk olacak mı? Yani müşterek sorumluluk dediğimiz kavram olacak mı? Bu mesela ikinci mesele. Üçüncü mesele
Burada yapay zekanın doğrudan doğruya sorumlu tutulup tutulamayacağı meselesi var. Niye? Çünkü sorumluluk niye olur? Hepimizin bildiği gibi sorumluluk şu şekilde meydana gelir. İhmal. Hafif ihmal, ağır ihmal, kasıt veya kusursuz sorumluluk durumu. Değil mi? Şimdi bunun olabilmesi için ne olması lazım? Bir fiil olması lazım. Tabii ki yapay zeka ile, tabii ki robotik bir sistem bir fiil işleyebilir. Tamam, bunda bir konu yok. Fakat yapay zeka veya robotik yapay zekalı bir sistem bir ihmal yapabilir mi? Ağır ihmal yapabilir mi? Kasıt yapabilir mi? Veya ceza hukuku anlamında konuşacaksak eğer ceza sahiki, suç sahiki ve suç niyeti olabilir mi? Değil mi? Yani actus reus, cezai fiil, fiil yani ilka edilen suç fiili veya mens rea yani suçlu vicdan veya suçlu hareket, saik veya niyet kısacası. Şimdi hareketi yapabilir fakat biz ona nasıl bir niyet, nasıl bir saik, nasıl bir tercih kullandığına ilişkin bir şey atfedebileceğiz. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle bu çok mümkün görünmüyor. Fakat kusursuz sorumluluk halinde böyle bir şey söz konusu olabilir. Böyle bir durumda da doğrudan doğruya o mu sorumlu olacak? O sorumlu olacaksa normalde mesela hapis cezası gerektiren konularda ne olacak? Para cezası gerektiren konularda ne olacak? Yani özel hukuk sorumluluğunda zaten Avrupa Birliği bu bahsettiğim düzenlemelerde ölümlü kazalarda 10 milyon euroya kadar bir sigorta gerekliliğini, 2 milyon euroya kadar da cismani zararlarda bir sigorta gerekliliğini arıyor. Anlatabiliyor muyum? Fakat sadece ve sadece parasal olarak cezanın sadece para cezası olarak tezahür etmeyeceği noktalarda biz kimi sorumlu tutacağız, nasıl sorumlu tutacağız? Bu tabii ki çok önemli tartışmalardan biri. Bununla ilgili birçok görüş var. Şimdi bunlar da tabii niye sen kendi görüşünü söylemiyorsun demeyin bana. Ben size bazı örneklerle bunları anlatacağım. Çünkü bunlar örnek örnek üzerinde çalışılması gereken şeyler. Yani münferit olay adaletinin tezahür etmesi için örnek yani somut olayda ne oldu? Bu önemli. Biliyorsunuz bir başka sorumluluk hukukunda bir başka konumuz var. Mesela çocukların, hayvanların, araçların veya zihinsel veya fiziksel engellilerin bir haksız fiili veya suçu ilka etmek amacıyla kullanımı denen bir kavram var. Yani aslında fail benim fakat yani İngilizce tabirle perpetrator diyelim biz buna, kusura bakmayın bu tabirleri kullanmak zorundayım. Kimse benim kusuruma bakmasın. Bunu da bir katkı olarak alın. Araştırırken bu kavramlar üzerinden araştırırsınız. Diyelim ki ben asıl suçlu zihine, suçlu niyette ve sayka sahip olan benim. Ama olay bana bağlamasın diye ben diyelim ki hayvan kullandım. Cihaz, araç kullandım. Çocuk kullandım. Zihinsel engelli birini kullandım. Hukuk bu durumda ne yapıyor? Dünyanın her yerinde o çocuğa mı, o kısıtlıya mı, o hayvana mı sonucu doğuruyor? Tabii ki hayır. Tabii ki gerçek ilka eden kimse haksız fiili veya suç unsurunu, suç fiilini onu alıyor. Bu sebeple yapay zeka dediğimiz kavramın da bir araç ve aracı olarak kullanımı diye bir kavram var. Bu en önemli ve en muteber takdir edersiniz ki hak vereceğiniz gibi en muteber olaylardan bir tanesi. Diğer taraftan eğer biz yapay zeka öğrendikten sonra kısmen belli kararları almıştır diyebiliyorsak o zaman şu var. Burada yapay zeka bir suçta suçu oluşturan da bir suç ortağı mıdır? Yani accomplice midir? Bir suç ortaklığı söz konusu olabilir mi? Bir gerçek kişi yapay zeka ile veya birden fazla yapay zeka suç ortağı olabilir mi? Olamaz mı? Bu mesela çok önemli ve münferit olay bazında ele alınması gereken bir şeydir. Ve bildiğimiz gibi doğal beklenen sonuç denen bir kavram var. Yani natural probable cause deniyor buna. Doğal beklenen bir sonuç. Bu nedir? Eğer siz bir insan olarak, hepimiz insan olarak neyi biliriz arkadaşlar? Bir okulun önünden geçerken veya bir grup el ele tutuşmuş anaokulu çocuğu şeyden geçerken, ışıklardan geçerken veya okulun önünden geçerken
insan bilgisi ne yapar? Kimse bize kanunu öğretmemesine rağmen insan bilgisi ne yapar? Hatta bisiklet bile kullanıyorsanız ne yaparsınız? O yaşta çocuğun kendini koruma ve trafik kurallarına uyma, kendini kontrol imkanlarının kısıtlı olduğunu, insan beyni bunu bilebileceği için yavaşlar, doğru mu? Yavaşlar. Eğer siz öyle bir yerden 80 ile geçmeye kalkarsanız ne olur? Doğal, beklenen bir sonuç olarak Tanrı saklasın o çocuğa veya çocuklara çarparsınız siz. Veya siz bunun gibi laboratuvarda çalışıyorsunuz. Ayıplı olduğunu, problemli olduğunu bildiğiniz bir cihazı robotik ameliyatta kullandınız. Tamam mı? Burada o robotik kullandığınız ameliyat esnasında siz azami özeni de gösterseniz, ayıplı olduğunu veya problemli olduğunu bildiğiniz bir cihazda doğal beklenen sonuç olarak bir hata gerçekleşiyor ve bir malpraktis sonucu doğuyor. Şimdi burada da doğal beklenebilecek olan bir sonuç var, değil mi? Bir zararı görüyorsunuz, öngörüyorsunuz, doğal olarak bu olabilir gibi öngörüyorsunuz veya öngörebilmeniz sizden hayatın olağan akış çerçevesinde bekleniyor. Fakat siz bunu göz ardı ederek yine de yapıyorsunuz. Aynı şey yapay zekanın kullanımı veya yapay zekalı sistemlerin kullanımı için de geçerli. Ve biz şu anda özellikle Avrupa Birliği sistemi kabul edilmesi halinde yani insan denetimi kabul edilmesi halinde ne göreceğiz arkadaşlar? Burada bir sorumluluğun en nihayetinde yine insanda olması gibi bir durumu göreceğiz. Şimdi bunları ifade ettikten sonra belki de zamanı da kollayarak hareket etmeye çalışıyorum. Bazı belki mahkeme kararlarından ilginç konulardan bahsetmekte fayda olabilir. Mesela bir veri ihlalinin bir yapay zeka sistemiyle yapılma durumu. Yapay zeka sistemiyle veri ihlali veya ticari beyan veya irade şeyi nasıl yapılır? Size ilginç bir örnek vereyim. İnsanlar öyle bir sistem kuruyorlar ki akıllı sözleşmelerle ve bir algoritmayla bu akıllı sistem dark web dediğimiz illegal şeylerin satın alınabildiği veya illegal işlemlerin yapılabildiği platformlara girebiliyor. Bu platformlardan ayda kendisine $100 karşılığı Bitcoin ile bir illegal içerik satın alabiliyor. Bir illegal içerik satın alabiliyor. Ve bu illegal içeriği belli amaçlarla kullanabiliyor. Belli amaçlarla kullanabiliyor. Bu belli amaçlarla kullanma noktasında siz neyi takip etmek zorunda kalıyorsunuz? Bu şekilde yazılmış, kurgulanmış, insan tarafından kurgulanmış bir hem cihazı hem sistemi. Ve burada ne var? İşin içinde dark web var, Bitcoin var. O Bitcoin'in nerelerde satın alıp nerelerden trade edilebilmesi, el değiştirebilmesi meselesi var. Aldığınız şeyin hukuka aykırı olabilmesi var. Ama adamlar şunu yapıyor. Alınan hukuka aykırı sistem gelişi güzel ve tesadüfen seçiliyor. Yani neyin alacağını insan talimatını vermiyor. Anlatabiliyor muyum? Talimatını insan vermediği için, talimatını belli bir birey vermediği için, talimatını gelişi güzel, yani randomlı diyebileceğimiz gelişi güzel, makine tarafından verilebileceği için, şimdi bu noktada bir insana atfedilebilecek, bu noktada da bir şey var mıdır, sorumluluk var mıdır, yok mudur? Bu çok ciddi bir biçimde tartışma konusu oluyor. Ve gerçekten de düzgün avukatlarla temsil edilebilmesi halinde bu gibi olayları ika edenlerin cezada hafifleme veya burada seçim gerçekten otonom olarak yapay zekaya bırakılmıştır gibi bir sonuç çıkabiliyor. Alın size mesela veya bir suç ortaklığı durumu söz konusu olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Ama yapay zeka veya o sistemin cezai sorumluluğu olmadığı için ve olamayacağı için bu bölüm açıkta kalıyor. Ama aynı sistem %100 kişiye de atfedilemiyor. Niye? Çünkü o spesifik suç teşkil eden içerik ve onun spesifik kullanımı hakikaten bir insanın
o suçu işleme sahikine ve niyetine bağlanamıyor. Bakın bu gerçek bir olay. Yani bu gibi gerçekten işin içinden çıkılması çok zor. Gerçek mahkeme kararları ve gerçek olaylar veya cezai takibatlar olabiliyor. Bu çok ilginç. Diğer taraftan aynı şekilde yine botların kullanımıyla mesela biliyorsunuz insan taklidi yapabilen veya deepfake deniyor buna. Birçok videoda görmüşsünüzdür. Hem ses tonunu, hem görüntüyü, hem de verilen cevaba karşı verilebilecek mesela dating application'ları, yani çift bulma veya çift olma, ne deniyor ona? İşte çıkma, flört application'ları falan filan veya partner bulma application'ları. Şimdi adamlar buna giriyorlar, bot yaratıyorlar. Nasıl Twitter'da botlar var? Bu arada mesela Twitter'daki botlarla ilgili Amerika'da bazı düzenlemeler var. Bunlar şey yapıldı. Mesela ticari iletişim yapıyorsa bu bot, bunun bot olduğunun bundan sonra açıklanması gerekecek. Ve politik söylemle bot kullanılamayacak. Mesela şimdi aklıma geldikçe anlatıyorum ama dediğim gibi 40 dakika içinde bütün düzenlemeleri anlatmak mümkün değil. Fakat çok ilginç şeyler anlatmak istiyorum size. Bir diğeri bu. Dating app'te gerçek olmayan bir kişi hatta belki mesela beni taklit eden görüntümü, konuşma tarzımı, şeylerimi, profilimi çok rahat taklit edilebiliyor bu. Deepfake'te hele böyle bizim gibi her şeyi transparan olan, bütün accountları, her şeyi, hayatı transparan olan insanlar bakımından. Ona o şekilde bir account kuruluyor ve bu accountla çok ciddi dolandırıcılıklar yapılabiliyor. Şimdi burada bu dolandırıcılığı yapan bir bot. Fakat mesela bu da gerçek bir olay. Bu konuda Missouri'de olan bir davada bu botların yaratıcıları kesinlikle şey tutuldu. Bundan sorumlu tutuldu ve bundan dolayı uğranan zararları da tazmin zorunlulukları getirildi. Bir başka ilginç mahkeme kararlarından bahsedeyim size. Amerika'da hani şey var ya RegTech veya LegalTech deniyor bunlara. Mesela mahkeme hakimlerin yapay zeka kullanarak bazı bilgiler alması, bazı sonuçlara varması veya yapay zekanın bilirkişi olarak kullanılması veya yapay zekanın hukuki araştırmalar için kullanılması. Şimdi bir ceza davasında bu da gerçek bir olay. Bir hakim bir sanık ile ilgili yapay zeka bir ölçüde yapay zeka içeriği veya hizmeti veren bir yazılım kullanarak, çünkü o mahkemelerde bu artık kullanılıyormuş. UYAP gibi diyelim ama UYAP'ın çok daha detaylısı. Yani belli başlı bazı veriler verilerek o verilerle hakimin kararı tesis etme noktasında takdir hakkı kullanması diyelim. Tamam mı? Yani hakime nasıl taraflar yardımcıdır, avukat yardımcıdır, deliller, işte delil başlangıcı kavramı var, delil başlangıcı var, hukuka aykırı delil var. Ondan sonra bilirkişi kavramı var vesaire vesaire. Bu da hakime karar vermesi açısından yardımcı olabilecek olan bir yapay zekalı teknoloji sistemi. Sanık suçlu bulunuyor. Ve daha sonra sanık bunu yapay zekanın yaptığı bir hata sebebiyle ben suçlu bulundum. Ve yapay zekanın verdiği veriye veya kararına dayanarak bir insan hakkında cezai müeyyide tesis edilmesi ceza usul hukukuna, yani due process denen eşit işlem ilkesi gibi bir şey diyelim yani. Usul hukukuna aykırıdır diyor. İnsan haklarına falan aykırıdır. Ceza hukuku temel prensiplerine aykırıdır diyor. Şimdi bu ilgili eyaletin en üst mahkemesine gidiyor. Ve en üst mahkeme şöyle bir karar veriyor. Diyor ki kesinlikle burada mahkeme, hakim bundan sadece tanımlandığı şekilde bir aydınlanmış sonuç elde etmek, bir aydınlanmış bilgi elde etmek için kullanmıştır. Kararı neticede hakim kendi özgür iradesiyle ve usul hukuku prensipleri çerçevesinde varmış olduğu için sadece bunun kullanılması bu cezanın hukuka aykırı verildiğinden ve bozulmasını gerektirmez diyor. Bakın bu çok ilginç. Yani bunların hepsi 2020-2021 kararları bu arada. Burada ne görüyoruz arkadaşlar? Burada yapay zekanın bir ceza hakimi tarafından kullanılmasında ve bunun sonucunda tesis edilen bir cezanın ilgili
yetki bölgesinin en yüksek mahkemesi tarafından kabul edildiğini görüyoruz. Size bir örnek daha vereceğim. Yapay zekanın kendisinin patentlenebilmesi, bu da birçok mahkeme kararına konu oluyor. Şimdi bu ve bu çok büyük şirketler, HP'ler falan. Şimdi diyorlar ki mesela otonom araçlarda bizim geliştirdiğimiz bu yapay zeka başlı başına patentlenebilir diyorlar. Ama 3-4 ayrı mahkeme kararında bu yapay zekanın bizzat kendisinin aslında insanın kendi başına alabileceği, insanın yani manuel ve kendi düşünce prosesi sayesinde yapabileceği bir şeyi kolaylaştırma veya taklit etme amacı olduğunda tekniğin bilinen buluşsal adım deniyor ya, yani innovative step denen bir şey var ya patent hukukunda. Bunun aşılmadığı sonucuna varıyor ve 3-4 ayrı olayda yapay zekanın veya yapay zeka denen yazılımın tek başına patentlenebilir olmadığını hükmediyor. Tabii patentlenebilen de bir ton şey var. Ama patentlenememe sebepleri de artık ortaya çıkmaya başlamış. Aynı şey Amerika'da, bakın mesela bütün yapay, belki bu zirvede de kesin bu örneği veren olacaktır, bak dinleyin, verecekler. Diyecekler ki işte yapay zeka sistemiyle Chopin'in, ondan sonra Bach'ın, bilmem kimin veya işte bütün ressamların resimlerini, müziklerini koydular, tamam mı? Birisi onu bir düğmeye bastı, yeni bir eser yarattı. Şimdi bunun telifi kimde diyecekler. Tamam mı? Haklı, doğru bir soru bu arada. Ben de bu soruyu sorarım. Bak bununla ilgili bazı bölgelerde artık verilmiş kararlar var. Hem de 2016'dan 2017'den beri. Yani burada bu konuda telifin o yapay zekaya verilemeyeceğine ilişkin artık kesinleşmiş. O mesela bu Amerika, bu dediğim şey Amerika. Artık o yapay zekaya bu mal edilemiyor ve o yapay zeka adına bir telif hakkı doğmuyor arkadaşlar. Artık bunu bilelim. Yani böyle bir tereddüt yok dünyada. Aynı şey birçok mesela şeylerde de bu Naruto'nun çektiği fotoğraflar. İnsan dışında telif haklarının veya insan dışında bu gibi sanat eserleri diyelim, kompozisyonlar yani besteler, ondan sonra resimler, her ne kadar ortaya bağımsız ve normalde senin benim yapamayacağımız ve gerçekten de esinlenildikten sonra o sanatçıların esinlendiği kaynaklardan hareketle ortaya çıkmış bir eser olsa da, yapay zeka tek başına siz ona ayrı bir tüzel kişilik verseniz bile onun adına bu tescil edilemeyecek. Bu arada şunu söyleyeyim, Amerika'da da Amazon'dan tutun Microsoft'a kadar, Google'dan tutun Alphabet'in CEO'suna kadar herkes bunun regüle edilmesi gerektiğini söylüyor. Bakın bu ülkelerin, bu şirketler bile söylüyor. Yani artık burada bir tereddüt yok. Bu iş regüle edilmek zorunda. Ama nasıl regüle edilmek zorunda? Şu sebeple. Bu bahsettiğim sorumluluk konusunda gerçekten kim sorumlu olacak? Sen yapay zekaya bir sorumluluk ver ki deep pocket dediğimiz gerçek para kimdeyse mağdur onu dava edebilsin. Anlatabiliyor muyum? Yazılımcı mı? Yazılımın sahibi mi? Piyasaya süren mi? Yok. İştirak halindeydi, bilmem neydi, bunları geçin diyor. 6 tane potansiyel sorumlu var çünkü burada. Onun yerine yapay zekanın kendisine sorumluluk bakımından, sigorta bakımından, bir takım konular, sosyal güvenlik bakımından bir karar verin. Birisi kimi dava açacağı zaman, kimi dava açacağı, devlet ceza vereceği zaman, regüle edeceği zaman kime ceza vereceğini ve o parayı kimden alacağını bilsin. Ve o bağımsız olarak bu parayı da kazanabilecek bir durumda olsun. Anlatabiliyor muyum? Konular genel olarak bu şekilde. Söylemek isteyip de söyleyemediğim çok şey oldu. Herkes beni bağışlasın. Özür dilerim. Belki varsa vakit, Volkan hocamıza ayıp olmayacaksa soru alabiliriz. Bir sürü de soru birikti. Ben izninizle yavaştan sorulara başlayayım. Şöyle son gelen sorulardan biri, sizin gelecekte bu alanda yapmayı düşündüğünüz ilginç planlarınız var mı Burçak Bey diye bir soru yöneltildi. Bu gerçekten sanırım birçoğumuzun merak ettiği bir şey, bu verdiğiniz bilgilerden sonra. Yani benim yapmak istediğim ilginç şeyler. Ben şahsen bu işin hukuki bakımdan gelişimi için elimden geldiği şekilde sizlerle ve böyle platformlarda katkı sağlamak isterim. Yani benim amacım bu. Bir de tabii yani bu konuyla ilgili birçok şirketi veya bazı şirketleri diyelim temsil etme imkanımız oluyor. Mesela şimdi Clubhouse çok revaçta. Yani Clubhouse'un sunamadığı bir ton hizmeti
sunabilecek olan aslında teknolojiler, teknoloji geliştiriciler var. Bunlarla bizim ilişkilerimiz var. Fintech konusunda bir takım yani öngörümlemeler yapılabilir. Biliyorsunuz prediction en önemli yapay zeka unsurlarından bir tanesi. Bunlarla ilişkilerimiz var. Bunların fintech alanında kullanılabilmesi vesaire. Yani bunların aynen Avrupa Birliği'nde bahsedildiği gibi bakın ben regüle edilmesi lazım diyorum bir. İkincisi bunların human centric olması gereğine katılıyorum. Ama human centric derken ben mesela hayvanlara rağmen veya çevreye rağmen olsun da demiyorum. Ben biraz daha farklı görüşteyim. Ama bu çok detaylı bir konu. Yani türcülük de yapmamak lazım. Ne demek insan centric? Yani türcü olmamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Bütün doğa, bütün yaşayanlar, bütün yaşam için bir şey yapacaksınız, yapacaksınız. Ve bu regüle edilmeli. Ama mantıklı şekilde regüle edilmeli. Ben bunun regüle edilmesi noktasında, sorumlulukların paylaşılması noktasında sizin gibi değerli hukukçu veya müstakbel hukukçu dostlarımızla, devletimizle, yargı makamlarımızla, akademisyen hocalarımızla bir araya gelerek bu gibi şeyler yapmak istiyorum. Çünkü mesela AI High Level Commission kurdu Avrupa Birliği. Bu AI High Level Commission'da uygulamacılar var, akademisyenler var, devlet düzenleyici kurum temsilcileri var. Bunlar bir arada çalışabiliyorlar. Doktrinmiş, ondan sonra ideolojiymiş, siyasi şeymiş. Bunları bir tane hatta ruhban sınıfı var. Anlatabiliyor muyum bunların içinde? Biz tabii ki bunların hepsini duymak, tabii ki bunların hepsini temsil edilmesi lazım. Etik çalışanlar, hatta psikologlar, psikiyatrlar, hekimler. Tabii ki bunların olması lazım. Çünkü netice itibariyle bunlar hepsine uygulanacak. Bütün herkese, bütün vatandaşlara uygulanacak. Ve 1960'tan beri robotların öldürdüğü insanlarla ilgili, robotik medical device'ların yaptığı zararlarla ilgili, otonom araçlarla ilgili ta 1960'lardan beri verilen kararlar var. Ve şu anki kararların tamamı gerek fintech'te olsun, gerek tıbbi cihazlarda olsun, gerek otonom araçlarda olsun, gerek bu mahkeme, hakimin verdiği kararda bile ta 1960'larda verilen kararların üzerine gelen bir ne diyelim ona emsal karar hukuku sistemi üzerine bunlar inşa ediliyor ve gerektiği noktada en son federal kanunlar çıkıyor mesela Amerika'da. Ve niye hep ondan bahsediyorsunuz diyecek olursanız, çünkü ilk davalar orada çıkıyor, en büyük detaylı şeyler orada çıkıyor. Teknoloji de oralarda çıktığı için oradan karar vermek, oradan örnek vermek zorunda kalıyoruz. Ayrıca hiçbirimiz de bir başka ülkeden veya milletten hukuku daha iyi bildiğimizi iddia ve ispat edemeyiz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ortak mantık ve insanlığın ortak çabasıyla, zaten o yüzden niye OECD bu konuda beyanlar veriyor? Niye Avrupa Birliği'nde kimse en iyi ben bilirim deyip tek başına bir şey yapmıyor? Niye Dünya Ticaret Örgütü, Amerika, Transpasifik ve Transatlantik anlaşmalarıyla bunları Avrupa Birliği ve Japonya'yla, ondan sonra Avustralya ile etüt etmeye çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve tabii niye Türkiye bunların hepsinin dışında? Bu da ayrı bir soru işareti. Yani bu soru, benim yapmak istediğim şeyler Türkiye'deki mevzuat, Türkiye'deki bilgi, Türkiye'deki kültür, Türkiye'de elde ettiğimiz tecrübelerle bu global tecrübeleri bir araya getirerek öncelikle kendi ülkemiz için netice itibariyle hukuk kendi hükümranlık alanımızda öncelikle ortaya çıkartabileceğimiz bir şey. Ama tabii ki gerek mesleğimiz gerek akademik çalışmalarımız sayesinde uluslararası kamuoyuna da bir katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize, yani amacımız bu olur. Evet, az önce hani Türkiye'de ne kadar diye başladığınız zaman üzerine şu sorulmuş. Türkiye'de daha bilişim kanunu oturmamışken yapay zeka çalışması yapılması isabetli midir diye soruluyor. Geç bile kalınıyor, isabetlidir. Türkiye'de yapay zekanın da aslında düzenlenme çabaları var. Hiç yok değil, onu da söyleyeyim. Ama özellikle bunlar askeri alanda. Ondan mesela dronlar, yani insansız hava araçları konusunda. Ondan sonra mesela gümrük ve lojistik alanında. Ben daha önce başka ortamlarda bunların örneklerini de verdim. Yeni 2020, 2019, 2021 tarihli düzenleyici kurumlarımızın açıkladığı bir takım planlarda, dönemsel planlarda şunu yapacağız, bunu yapacağız tartışmalar var, bir takım çalışmalar var. Geç değil, Türkiye bakımından da bunlar son derece gerekli. Birçok Türk girişimci kuluçka merkezleri tarafından, hızlandırıcı programlar, accelerator tarafından yurt dışına götürülüyor. Biliyorsunuz. Bütün girişimcilerimiz Amerika'dan alacağı, yurt dışından alacağı yatırım sebebiyle Delaware'lerde, Berlin'lerde, Londra'larda şirket kuruyor. Evet. Ve
Türkiye Cumhuriyeti kendi eliyle TÜBİTAK'ların verdiği, KOBİ'lere verilen desteklerle, TÜBİTAK'ın verdiği bu Horizon 2020'lerle, ondan sonra bir takım devlet üniversitelerinin kuluçka merkezleri, accelerator'larıyla geliştiren, oralarda çıkan teknolojiler en sonunda yurt dışına gidiyor ve biz bunu başarı kabul ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani sen devlet olarak bunları devlet üniversitelerinde aldığın Horizon 2020 hibeleriyle önce belli bir noktaya getiriyorsun. Adam 2 milyon dolar, 3 milyon dolar, 4 milyon dolar yatırım yapma noktasına geliyor. Ama o yatırım Türkiye'de kurulmuş şirketin içinde değil. O teknolojiyi transfer ettiği, yine kendi Delaware'de kurduğu şirketin içine gidiyor. Bir de yapay zekanın, teknolojinin bu boyutu var. Yapsınlar, helali hoş olsun. Bakın, ben bölgeci veya faşist bir insan değilim. Ama gitsin. Ben de giderim. Yani önemli değil. Gidebilir. İnşallah da hepsi de gider. Ama ben soruyorum. Onlar Türkiye'de yani niye mesela Delaware? Mesela Delaware yapay zeka ile ilgili en fazla düzenleme yapan. Ha, ben bu arada daha size şeylerden bahsetmedim bile. Amerika'da her eyaletin kendi eyalet senatosunda yılda onlarca bu konularda kararlar ve bu konularda düzenlemeler getiriliyor. Bunların en başında da yine Delaware geliyor mesela. Kaliforniya, Delaware. Ve hiç tahmin etmeyeceğiniz yatırım çekmek isteyen Orta Amerika, Güney Amerika, yani Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorum. Eyaletler geliyor. Niye? Bu yatırımları çekmek için. Şimdi biz mühendisleri çekmek için, teknolojiyi çekmek için niye bir Silikon Vadisi oluşturmayalım? Ben kendimi bildim bileli neredeyse 30 yıldır yok Konya Silikon Vadisi olacak, İzmir Silikon Vadisi olacak, Bodrum Silikon Vadisi olacak, Alaçatı Silikon Vadisi olacak, İstanbul Silikon Vadisi olacak, İzmir, ya Silikon Vadisi olmayan yer kalmadı Türkiye'de. Ama hala kendi girişimlerimiz yurt dışına gidiyor. Yani demek istediğim, bu yapay zeka meseleleri Türkiye'de çalışılıyor. Ama şu an Türkiye'de vasat bir geliştirici çok büyük paralar kazanabiliyor. Niye? Çünkü birinci ve ikinci tier top adamların hepsi yurt dışında. Evet. Hepsi Google'da, hepsi Twitter'da, hepsi Amazon'da, hepsi Microsoft'ta, hepsi Oracle'da, hepsi bu teknolojileri geliştiren, bu yazılımları geliştiren yerlerde. Bakın çevrenize. Gidin mühendislik fakültelerinden arkadaş edin. Bakın bakalım sınıfının birincileri, ben Boğaziçi'nde olduğum için biliyorum ve bu işlerle uğraştığım için. Bakın bakalım okulunun birincileri, bilmem neleri şu anda nerede çalışıyor mezun olduktan sonra. Türkiye'de mi çalışıyor, orada mı çalışıyor? Anlatabiliyor muyum? Yani Türkiye'de kalanlara da yani çamur atmayalım da netice itibariyle iyi de para kazanıyorlar. Niye? Çünkü arz azalıyor. İşte benim yapmak istediğim şeyler mesela keşke olsaydı da ya bakın inanmazsınız, biz Malta'ya, Katar'a sen nasıl teknoloji çek yer olursun diye mevzuat teklifleri veriyoruz ya. Türk okuyucusu olarak. Adamlar bizi Türkiye'de buluyorlar. Tabii biz de gidiyoruz oraya. İlla yani Türkiye'de onlar gelip bulmak zorunda değil. Çok abartmayalım ama. Yani çok şükür ki Malta'yı biliyorsunuz, Katar'ı biliyorsunuz. Katar'ı birçok sebeple biliyorsunuz. Malta'yı da mesela blockchain ile ilgili olanlar, gaming industry'de falan filan biraz uğraşanlar biliyor bunlara. Yani dünyada bir numara. Ya biz adamların blockchain, cryptocurrency ekosistemini yürüten bakanlarıyla görüşebiliyoruz. Bakanıyla görüşebiliyoruz gittiğimizde. Maalesef kendi ülkemizde ya maalesef bize yani tamam var ama kısıtlı olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bu Türkiye'de şu yaptığı, bak Leyla Keser, ondan sonra Volkan Dülger, Mehmet Bedi Kaya, birçok değerli uygulamacılar, ondan sonra birçok akademisyen, birçok devlet BTK'sı, ondan sonra işte kurulmak istenen, biz niye Avrupa Birliği'ni oluşturduğu High Level Commission'ı oluşturmuyoruz veya oluşturuyorsak kimler var veya biz niye bilmiyoruz? Yani belki bizim de cehaletimiz vardır. Yani konu, ben somut olarak bu uygulamalardan bahsetmek istiyorum aslında. Yani Japonya desen adamlar toplum 5.0 hazırlanmak için birçok, belki de 15 ayrı kanununda değişiklik yaptı. Ondan sonra teknolojiyi geliştirmek için şey yapıyor. Amerika ile Çin arasında inanılmaz bir rekabet var. Çünkü Çin 2030'da AI'da bir numaralı olacağım dedi.
Yani gerçekten inanılmaz mevzuatlar ve inanılmaz girişimler oluyor dünyada. Mesela Japonya'da ben size 16 tane liste sayacaktım. Vakit kalmadı. İstiyorsanız okuyarak sayarım ama anlamı yok. İçeriğini anlatmak istiyordum ben size. Ama şimdi isteyene ben göndereceğim onları. Hepsini göndereceğim. Okuyun. Şimdi adamlar bunu yapıyorsa biz de kendi mevzuatımızı tarayarak yapay zeka geliştiren veya teknoloji geliştiren geliştirmecilerimizi ülkemizde tutmaya çalışarak onlar için ülkede kalacak altyapıyı, hukuki altyapıyı ve teşvik altyapısını çalıştırarak onların alacağı yatırımları da Türkiye'de adil yargılama, kolay girişim, kolay yatırım, vergi yani illa para verin demiyorum, vergi teşviği yapın. Ondan sonra bir takım şeyler yapın. Yani adam, bakın ben size ilginç bir şey söyleyeceğim. Yurt dışından biri Türkiye'de gelip şu COVID zamanı yönetim kurulu üyesi olmak istediği zaman ticaret sicline gitmesi gerekiyor ya. Bir yabancının. Böyle bir şey olabilir mi? Aranızda uygulamacı vardır, teyit edecektir. Ticaret sicline gidip yabancı şirket kurmak isteyen aranızda kaç kişi var? Bak burada 400 kişi var. 400 kişinin içinden 10 tane çıkar. Nasıl çıkar? Çıkar. Ya sen COVID şartları altında bütün dünya kapanmış. Ondan sonra Türkiye'de yüzde bilmem kaç yüz COVID artışı var. Adam Türkiye'de şirket kuruyor, yönetim kuruyor, üyesi olacak. Tam imza yetkisi olacak. İstanbul'da ticaret sicilinde Perpa'ya gidecek, orada imza atacak. Ondan sonra nasıl bu iş? Yani mümkün mü böyle bir şey ya? Ya ve biz bu son dönemde avukat olmamıza rağmen şirketlerin yetkili temsilcileri Türkiye'ye gelemediği için gidip yönetim kurullarına girmek zorunda kalıyoruz veya imza yetkilisi olmak zorunda kalıyoruz. Yani içinde bulunmak istemediğimiz normal şartlar altında durumlarda kaldık. Veya baro seçimleri. Avukatlık kanunu izin vermiyormuş diye baro seçimleri yapılamıyor. Görüyorsunuz parti genel kurullarını. Şimdi baro seçimleri yapılamıyor. Ya bu baro seçiminin yapılamadığının kaçıncı ayı? Hala mı bir değişiklik yapılıp da mesela bu dijital hale getirilemedi? Veya bunu yay bir haftaya. Sicil numarasına göre belli bölümdeki insanlar gitsin gün gün kullansın mesela. İlla yani avukatlık kanunu uygun atılacaksa bu oylar. Yani mesele arkadaşlar, mesele Türkiye'de kaynak olmaması değil. Mesele niyet. Burçak Bey, süremizin sonuna geldik. Ancak 1-2 dakikanızı ayırıp çok fazla bu alana yönelik soruları oldu. Kendimize yönelik nasıl çalışmalar yapabiliriz? Şöyle bir soru geldi. Bilişim hukuku, yapay zeka hukuku gibi alanlarda lisans öğrencisi olarak şimdiden neler yapmalı, hangi kaynakları izlemeliyiz? Veya bizim yaşlarımızda bu alana dair neler yapıyordunuz? Mesela böyle bir alanda uzman bir hukuk ofisinde staj yapmak önemli mi diye bir soru geldi. Çokça geldi aslında bu şekilde. Son olarak önerilerinizi alıp yavaş yavaş sonlandırabiliriz dilerseniz. Evet. Öncelikle şu saate kadar bana sabır gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Akşam saatte de hepiniz yoruldunuz. O zaman ben de size faydalı olmaya çalışayım. Özellikle günümüzdeki erişim imkanları sebebiyle hiçbir şeyin bahanesi kalmadı. Bakın bunu söyleyeyim size. Ve hiçbir şey için geç de değil. Önemli olan konsantrasyon ve adanmışlık, tamam mı? Önemli olan konsantrasyon ve adanmışlık. Ve bu bilişim hukuku dediğimiz şey aslında bilişim hukuku değil. Bunun ne sebeplerini ben birçok toplantıda da spesifik bu böyle toplantılarda anlattım. Niye? Çünkü artık boşanmadan evlenmeye, devletle olan ilişkilerinizden birleşme devralmaya, eğitime, kendi ticari faaliyetlerinize kadar her şey dijital. Ve ya Allah'ın İngiltere'sinde bile tapu sistemi bile blockchain teknolojisi ve tokenization'a geçti. Bak geçti diyorum. Geçti, geçmekte değil, geçiyor. Geçiyor. Yani artık gayrimenkul, en bildiğimiz klasik, hatta İngiltere'de aslında kraliçeye ait olan şey bile, anlatabiliyor muyum yani gelenekselliği, tokenize edilebilmiş vaziyette. O yüzden bilişim hukuku fantazidir, bilmem nedir demeyin. Artık her şeyde bu unsur var. Bu unsura hakim olabilmek için yapılması gereken şey maalesef hukuku, iyi hukukçu ve iyi hukuk nosyonu kazanmak için çalışmak. Bir. Yani kitaptan çalışacaksınız, adayacaksınız kendinizi. Vaktinizi vereceksiniz. Böyle hayat, kişisel hayat, yani iş dengesi diye bir şey yoktur arkadaşlar. Hukukçunun hayatında. Work-life balance diyorlar ya. İşte hafta sonu şunu da yapayım. Akşam gitar da çalayım. İkinci dil de öğreneyim. Köpeğimi de gezdireyim. Tenis de oynayayım.
Oynayın. Oynayın da ne kadar vakit ayırıyorsunuz? Bilmem ne dizisini de seyredeyim. Ondan sonra DJ'lik de yapayım. Olmaz. Hukuk hayatınızın merkezi olmak zorunda. Bu bir. İkincisi İngilizce. Bir an önce başlanması lazım. Ve İngilizcenin, bak, başka dil demiyorum. Başka dili 5 üzerinden 2-3 yapmaya çalışacağınız yere kadar ne yapın? Edin İngilizceyi 5 üzerinden 5 yapın. Çünkü benden kaynak isteyene ben sadece ve sadece İngilizce kaynak göndermek zorunda kalacağım. Gönderebileceğim Türk kaynakları da zaten şu zirvenizde katılan insanların makaleleri ve kitapları zaten. Anlatabiliyor muyum? Sizin onlara zaten accessiniz var. Açın 12 levhayı, Lexpera'yı, şurayı, burayı. Gidin yetkine, seçkine. Bakın, orada göreceksiniz zaten o kaynakları. Ve bizim Twitter'dan lütfen yazın, paylaşın, kaynak isteyin. Orada göreceksiniz yazdığımız makaleleri. Zaten mesela benim şimdi Covid dönemi fintech ile ilgili bir makalemi İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu tarafından, yani İstanbul Barosu diyelim, yayınladı. Onu orada benim gibi 8-9 tane başka konuda yayın yapan değerli hukukçu ve akademisyen veya avukat arkadaşımız var. Bunlar var. Bunların kaynakları zaten belli. Bunları takip edin. Baro dergilerini, bizim tweet accountlarımızı, hatta ben hemen hemen Instagram'ı bile sadece bu amaçla kullanıyorum. Bunları takip edin. Bu makaleleri isteyin. Bulun, alın, okuyun. Onların dipnotlarına, kaynakçalarına bakın. Ama İngilizce şart. Çünkü benim size bu konuda mesela dünyadaki uygulamaları nelerdir diyeceksiniz siz bana. Ben size belki inanın 50 tane mübalağasız söylüyorum. 60 tane link göndereceğim. Bunların yarısı mahkeme kararı linki, yarısı düzenleyici kurum kaynağının, yerinin kendi linki olacak. Şimdi ben bunları gönderince siz bunları nasıl okuyup mesela yorumlayacaksınız? Nasıl bunları Türk hukukuna? Değil mi? Veya nasıl bunları okuduktan sonra Türkçe anlatıp veya nasıl Türkiye'deki durumu öğrenip gavuru anlatacaksınız? Doğru mu? Bu ikinci konu. Üçüncü konu da evet, gerçek şu ki bu konuda yoğunlaşmış bir büroda yaz stajıyla başlanmalı. Bırakın yasal stajı. Yasal stajı geç, çok geç. Maalesef. Öğrenci stajyerlikten, yasal öğrenci stajyerlikten ve yaz stajyerliğinden itibaren bu yollara girmeye çalışmanızı tavsiye ederim. En geç stajda. Çünkü şimdi mesela bizim büroya giren herkes, şu an bizim büronun bütün avukatlar öğrenci stajyerliğinden girme. Ya da öyle kişiler var ki mesela yani double major, triple major falan filan. Yani aynı zamanda diyelim ki mühendis, yazılım mühendisi diyelim ki. Veya bu gibi enteresan, farklı şeyler. Şimdi bu gibi arkadaşlara tabii ki bir yer açıyoruz. Ama standart avukat veya standart kendi bünyemizden yetişenlere yaz stajyerliğinden öğrenci stajyerliğine, öğrenci stajyerliğinden resmi stajyerlerine, resmi stajyerlikten avukata bir yol çiziyoruz. Çünkü şu konuştuğum şeylerin sözleşmeleri var. Bu konuştuğum şeylerin hukuki mütalaaları var. Detayları var. Anlatabiliyor muyum? Bir külli ve bir database olarak diyelim veya know-how olarak diyelim. Yani bunlar çalışılıyor, ediliyor. O yüzden yani şimdi bunları diyelim ki bir yıl boyunca çalışmış olan ve alınabilecek bir verim var. Hiç çalışmamış olup da gelip çok istekliyim, bundan sonra çalışırım diyen var. Yani mutlaka isteklisinizdir, mutlaka yaparsınız da. Ama maalesef düşündüğümüz zaman mukayeseli bir dezavantaj yaratıyor mu derseniz, evet yaratıyor. O yüzden sorunun cevabı evet, bu konularda gerçek anlamda çalışan bürolarda çalışmak veya çalışamasanız bile bunların sözleşmesini, uygulamasını gösterecek kişilerle bir arada olma fırsatlarını da bulunmak. Bunlar nedir? Mesela yaz stajı, öğrenci stajyerliği veya bir takım bu gibi, bunun gibi olaylarda. Yani mesela aslında bizim yapmamız gereken şey şu, bakın doğrusunu söylemek gerekirse. Bu bahsettiğim kararlardan ikisini alıp aslında 2 saat onu inceleyeceksin, onu anlatacaksın. Ve bunun Türk hukukundaki karşılığını göreceksin. Etüt edeceksin. Böyle böyle çalışmalar. O zaman herkes okuduğu şeyin uygulamasını da anlayabilir. Görüşlerim naçizane. Yani hepsi hatalı da olabilir. Bunları da kabul ederim bakın. Hepsi hatalı da olabilir. Anlattığım şeylerde anlatmayı ümit ettiğim, hayal ettiğim ve anlatamadığım için içim içimi yiyen de çok şey var. Paylaşamadığım için özür dilerim ama bak, hepinize 400 kişiye söz veriyorum. Bunları bu detayda paylaşmak bir gün
hepimize nasip olacak. Söz veriyorum size.